Evet dostlar. Bu görmüş olduğunuz restoranda ben yaklaşık olarak 3,5 4 ay kadar çalıştım. Buranın cirosunu 200 dolarlardan 700-800 dolarlara çıkardım. Ee, gayet güzel işlettiğimi düşünüyorum. Hem bana çok güzel tecrübeler kaz kattı bana burası. Ee, küçüktü. Sabah 9'da açıyordum. Akşam 8'e kadar. Benim Amerika'daki yaşantım nasıldı biliyor musunuz? Anı yani komik anıların aksine dışında kalarak bunu anlatıyorum. Öküz gibi diyet yapıyorum. Sabah buraya geliyorum saat 9'da. Ha bu arada restoranda iki üç gün yattım ama sonra kendime 400 dolara, 350 dolara ee, bir tane oda tuttum abi. O odayı ise göstereyim de görün. Nerede o? O odayı bir göstereyim de bir üzülüm bana. Gerçi ne üzüleceksiniz işte. Ah. Burası arkadaşlar mutfak. Mutfak mutfağın bir kısmını sürgülü kapıyla kapatmışlar. Tamam mı? Ben iki ay falan burada yaşadım. E oğlum villanın içerisinde 300 dolar tabii ki de. Şu görmüş olduğunuz yatak yatak değil. Para harcamayayım ona diye şişme yatak aldım. O ilk gün ee, şeyde sinemada şişirdiğimiz yatak. 3 ay boyunca orada yattım. Bel fıtığım falan öyle coştu zaten iyice. Nefesim sıkışmadı, çok soğuktu. Dondum birkaç. Sonra şu ısıtıcıyı aldım bak. Şöyle şöyle bu ne lan? Oo! Şu ısıtıcıyı aldım. Benim bak Asus laptopum. Bunu içeride bağlıyordum, Warband oynuyordum bizim çocuklarla. Yani burada kaldım işte. İki ay geçici. Şu yandaki duvarı da kırdım gitmeden. Hemen odaya gelmişken bakın abi. Oda burası ya. Tam şu elimin durduğu yer. Elimin durduğu yer düşünün. Sürgülü kapıyı çekiyorsun. Mutfak kardeşim. Kaldığım ev Perulu bir kızın, Perulu bir kadının evi. Ee, Jessica diye. Kadın bana aşık. Ama kadının iki tane çocuğu var. Dul. E, ee, Patrice ayarladı bana bu evi. Dedi ki hani idare edersin dedi yani. Hani 30 35 36 yaşlarında bir kadın. Güzel, hoş bir kadın ama hani niyetim öyle bir şey yok. İdare edersin dedi. O da bu arada. Odayla idare edersin diyor. Neyse buraya geldim gördüm dedim, tamam ben iki, gün, iki ay kalırım burada ben dedim. Evlenseydim Amerikan vatandaşlığı alırdım bu arada. Biraz salaklık yaptım. Arada bir kocası gidip geliyordu. Ayıp olmasın diye hani şey yapmadım. Bir de e, şey düzgün bir çocuk diye. Yani. Ya saçmalamayın chat dur bir. Kadın bir gün dedi ki benim annemle babam gelecek. Ayıp olur mu sana dedi. biz abone ve sablar okuyacağım. Sıkıntı olur mu senin için dedi. Ben de olmaz dedim. ne yapabilir annenle baba? Perulu bir anne ve baba. Ne bileyim ben ne olabilir? Abiciğim. Ya savan beş buçuğunda altısında kavurma mı yapılır amına koyayım ya? Burada uyuyorum. Bak şöyle bir ses geliyor. Bu şarkı eşliğinde kadın beş, saat beş buçuk altta kavurma yapıyor ya. Abi bir oldu dedim ki bugün özeldir. 2 oldu bugüne özeldir. 3 oldu dedim ki amına koyayım siz her sabah kavurma mı yiyorsunuz? Hani terbiyeli çocuğum da saygısızlık da yapmak istemiyorum. 4 oldu, 5 oldu, bir hafta oldu. Artık çıldırdım. Böyle sabahları uyanıyorum altı 6.30'da tamam mı? Mesela şu yatak başlığı var ya oraya dirsekle vuruyorum bir tane bam diye. Bir gürültü kopuyor. Kadın bir susuyor. Sonra böyle aradan beş dakika geçiyor. Peruca bir şarkı söylüyor karı. Sürekli bulaşık sesi geliyor. Ve de bir yerde kavurma kaynıyor abi. Bir daha vuruyorum susuyor. <laughs> lan işte. sus sus lan. Ha, rahatsız oluyorum bunu daha nasıl anlatabilirim. Bak bak ben 2 ay bu evde kaldım. Bir kez götüm o değmedi. Spor salonunda sıçtım ben 2 ay boyunca. Spor salonunda sıçtım. Spor salonunda duş aldım. Spor sonunda işedim. Ee, öyle. Yani evin şu villanın içerisinde o tuvalete bir kez çok kötü motoru bozmuştum. O zaman gittim oturdum çatır çatır bıraktım oraya izimi bıraktım gittim yani. Bu ayrı bir anıydı yani kadınla ilgili şeyim bu. Sonra e, Jessica ile konuştuk dedim ki Jessica'cığım canım bak balım anne sabah beş buçukta kavurma yapsın. Canı sağ olsun ama... Şarkı söylemesin dedim ya. Ne olur şarkı söylemesin. Buramda işe gidiyorum. Burada çınlanıyor. Çınlan bahçe. Buramdan kavurma kokusu geliyor. Yapmasın dedim. Gözünü seveyim. Ha öyle mi dedi. Özür dilerim dedi falan. Annesi bana düşman oldu amına koyayım. Düşman oldu. Eve geliyorum akşam. Babası çok tatlıydı. Ey bro. Ey hazır ya, yarım yarım İngilizce bir şey diyordu. Anne böyle. Nasıl bir çocuğu Lan, böyle hiç böyle bakıyor bana. E ama ablacığım benim bir suçum yok yani. Sen beni uyutmuyorsun. Ben zaten 12'de 1'de uyuyorum. Sabah 7'de uyanıp bir şey gideceğim amına koyayım yani. Düş gün 5 gün sustu. 7. gün başka bir senfoniyle karşıma çıktı abi gene kavurma. Gene bir şey işte o zaman topuğumla şöyle dedim ki duvarı öyle bir vurayım ki inlesin. Bir koydum abi dizime kadar ayağım içeri girdi. Bembeyaz toz duman alçıpan amına koyayım bizim tabi alışmışız. Baksana Duvara. Kafa atsan kafan kırılır. Ama orası alçıpanmış. Ben böyle uyku sersemi topuğuna bir koydum abi. Bileğime kadar şuraya kadar ayağım girdi. Bir de onu çektim. Komple söküldü orası. Sessizlik oldu gene. Kadın sustu. Dedim sıçtık. Şu kırılma sesi geldi yani. Ve Amerika'da işçilikler çok pahalı. Yani ben o duvarı komple alçıpan yaptıracağım desem 500 dolar götürmek açar. Çok net söylüyorum. Bu arada adım adım gitmiyorum. Bu olay mesela ikinci ay falan oluyor. Sustu sustu o gün sustu. İdris Usta'yı bilseydim vallahi arardım o zaman ha. Ben oraya giderken ne yaptım biliyor musun? Ben beyaz bir şöyle iki tane dosya kağıdını yapıştırarak gittim. Ve kaçtım o evden yani. Hani ben yarın çıkış yapıyorum dedim. Hatta beni 60 sent bile geri çağırdılar. 60 sent eksik bırakmışsın mı ne dedi? Böyle ben buraya bir sentlerden böyle bu kadar arabadaki paraları bırakıp gitmiştim. Neyse. Bu evin daha farklı bir hikayesi var arkadaşlar. Bu eve ben girdiğim an çok daha başka bir şey oldu. Yemin ediyorum sana arabanın içindeki bütün birliklerden oturup puşt gibi şerefsiz gibi o bir kuruşlukları bir sentleri toplayıp toplam 70 tane bıraktım oraya al dedim borcum. Toplarsın amına say bütün gün. Kadınla büyük düşmandık annesiyle. Annesiyle büyük düşmandık. Bir gün bir halatır soracağım. Ne yapıyorsun da Te teyzem diyeceğim. Kavurma yol ona kavurma. Uzun lafın kısası. Restoranda ben çalışmaya başladım. Hemen arkasından da Patricia bana bu odayı ayarladı. Allah razı olsun. Şimdi ilk bu eve gidişimde 3. Ee, üçüncü ya da 5. gün olması lazım. Tam emin değilim. Abi eve girdim. İşte beni Jessica karşıladı. Milf olan. Beğendim de kadını. Yalan Yo yok. Beğendim yani. Hoşlandım böyle birkaç gün yani. Hani böyle şey kadındı. Bir de bir Walmart'ta mı ne müdürdü. Bana otoparkı verdi lan. Bana otoparkı verdi. Şeyi verdi. E, evinin kendi arabasının. Onda da bir tane 530 BMW vardı. Buraya dedi sen koy. Ben klasik araba aldım. O gazla iki hafta sonra. Bir hafta sonra hemen bastım parayı araba aldım. Bir kordaya bastım dedim ki ben park edeceğim buraya bugün. Zahmet olmazsa hep buraya park et dedi. Neyse. Sikret. Eve girdim abi. Bak belki denk gelirler. izlerler beni bir yerden. Herkes zengin. Oğlum orada müdür lan kız. Tabii ki de zengin olacak. Dur şu donetleri de okuyayım da öyle şey yapayım ya. Ayıp olmasın. Yok yok. Magista bir şey yaşamadım kadınla lan. Manyak mısınız? Çocuklarını sevdim. Çocuk... Çocukları oynadım günlerce. Bir şey yapar mıyım? Ceyhun Beşler <laughs> <C15'de> oğlum. <laughs> abi dur. Kendi sinirim bozuldu bak. Çocuklarına iyi arkadaşlık abilik yaptım. Ya pis pis konuşturmayın iki makara geçeceğim şimdi yanlış anlaşılacak. Selam abi yayınlar. Bir kızın senden hoşlandığını nasıl anlarsın? Bizim okulda bir kız var hoşlanıyor galiba. Hoş ver kardeşim hiç bana ilişki şeyine girme. <laughs> Seviliyorsun reis saatlerce izlenebilecek nadir yayıncılardansın. Eyvallah. Kratos 3 lira için teşekkür ederim. Edrenizm banlanan Edrenizm 3 lira olmuş. Arkadaki ışık şu haberin olsun. Balığın değil. Amına harbiden düşmüş lan. Niye söylemiyorsunuz onu? Nereden gördün lan onu? Ne huf 3 lira Yayınlar Tukan İstanbul'da dövmeci olan veya fiyat uygun dövmeci arıyorum. Var bende. Melisa'ya ayarlarız şu dövmeyi yapan. Batuhan 3 lira yollamış. Tukan abi sana bir sorun var. Benim çok sevdiğim bir kız var. Onun ismini aldım. Ama instasını bulamadım. Soyadını almam gerek. Ama ismini alırken bile terledim. Bir şeyler der misin? Instasını almam için. Ya abi yapmayın bana böyle şeyler ne olur ya yapmayın abi. Ya böyle bir şey hakkında sormadım ki sana nasıl fikir vereyim ya. Instasını alabilmek için birinin instası yani saçma oğlum. Ha, eğer adını öğrenebilecek kadar samimiyet kurduysan git bir daha muhabbet. Abi bu arada instagramın neydi ya ekleyeyim seni falan de ya. Doğal. Abi çok fena kitliyorsun ders çalışacaktım. Tamam hadi hadi hızlı bitireyim hızlı anlatayım. Teşekkür ederim donate'leriniz abonelikleriniz için. Bakayım var mı daha başka bir şey görmemiş olabilirim. Aharem 30 bit yolladı. Tamam Tukan abi ne of. Okey. Kamerayı sol üstte alsana al. Al. Arkadaşlarım evi girdim. Evi tanıtacak bana bu odayı gündüz göstermişlerdi. Akşam baya valizimle gittim bu arada. Arabam da var bu arada arabayı almıştım. Yanlış anlatıyorum unutuyorum bazen. Arabayı ben çok çabuk aldım. Abi içeriden. Mia, Mia, Mia yok lan bizim Mia değil. Bizim Mia'ymış. İçeriden Türkçe ses duydum. Türkçe konuşuyor oğlum içeride biri. Kafayı yedim. İki tane kız abi. İki tane kız. Salona geldiler. İnanmıyorum inan. Ya dedim ebeni inanma artık yani. Amerika'da sanmatıyordu. Jessica'nın evindeyim. İki tane Türk kadının burada ne işi var? Ben ne Türk kızının. Ya mümkün değil ya. Yani. Olmaması lazım anladın mı? Ya, sıçsan Türk çıkıyor haber yerden. Ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz burada? E biz de Amerika'da yaşıyoruz. E tamam ne yapıyorsunuz? İşte ben garsonluk yapıyorum ama bir şey yapıyor. Okuyorlar bir yandan. Abi kaçacak bir yer yok. Yani tanışacağız. Tanıştık neyse. Onlar da tam efkardı ya. Bak beni duyarsanız özledim sizi valla ama. Çok efkar. Nutella'yı bağlıyorlardı abi ya. Tukane ne fıstık çalarak gelme. Çok sinirimiz bozuluyor. Abi ne? Ya hayatını yaşa. San Francisco'da sınavına koyayım. Siktir et bu kadar dert yapma ya. İş bulamıyoruz, para yok. Çok sıkılıyorum burada. 15 kilo aldım bak şiş şiş oldum falan. Abi ne yapıyorsunuz? Git bir dolaş ya şurada Laguna bir şey insan bir şöyle köşede oturup bir hava alsan rahatlayacaksın amına koyayım. Çok stres olmuşlardı. Benim son son zamanlarım gibiydiler. Ben de öyle oldum sonra bu arada. Sapçetik aldırabilirsiniz bu arada. Bir nefes alsın adamlar. Neyse ilk anım buydu. Ya yani ilk değişik böyle eve girdim, odayı parasını ödedim. Haşır amına koyayım. Türk iki tane Türk kızı. A sevindim de bu arada. insan ne olursa olsun öyle bir şey arıyor yani. Türk kızı görmek güzel oluyor. Eve böyle yerleştim. Al bak valizimi açtım. Gardırobum bile yok amına koyayım. Valizimin içinden alıyorum. Zaten laundry'ler var biliyorsunuz. Kıyafetlerinizi ee, böyle 3 25 sent atıyorsun. Her şeyini yıkıyorsun. Yanında da kurutması var. Kurutmaya atıyorsun. Kurutmadan alıyorsun. iş bitiyor. Bir tane de çamaşır sepeti aldım kendim. Her şeyi oraya diziyordum. Arabanın bagajına koyuyordum. Eve geliyordum. Bu kadar temizdi. <laughs> tamam saçmalarsa kapatırız yine. Bir nefes alın da. Ben abi